Pakistan 65 yaşında sayın seyirciler. 14 Ağustos 1947'de İngiliz sömürgesindeki Hindistan'dan ayrılarak kurulan Pakistan İslam Cumhuriyeti demokratikleşme alanında adımlar atmaya devam ediyor. Pakistan'ı konuşacağız bugün. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Haroon Shaukat stüdyo konuğumuz. Sayın Büyükelçi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. 65. yılınız kutlu olsun diyerek başlayalım. Çok mersi, biz inşallah yarın 66. Bağımsızlık Günü'nü kutlayacağız. Çok mutluyuz. Peki bağımsızlıktan bugüne Pakistan'da neler yaşandı? Nasıl bir süreç yaşadı Pakistan o günden bu yana? Siz biliyorsunuz biz çok zor bir bölgede yaşıyoruz. Biz geçen 30 senede çok zorluk yaşadık. Bizim bölgede Afgan savaş vardı. Evet. 10 sene Sovyet Union orada vardı. Ondan sonra Taliban terörü halen var. Bu sebepten bu terörle mücadele bizim ekonomiye çok zarar vermiş. Geçen 10 sene bizim için çok zordu. Biz en az 80 milyon milyar dolar kaybettik. 30 bin kişi can kaybettiler. Ama politik olarak bugün biz güçlü bir demokrasiyiz. Bizim basın bağımsızdır. Judiciary o da bağımsızdır. Yargı. Evet. Bizim sivil toplumu güçlüdür. İnşallah bizim için parlak bir gelecek var. Evet, terörle mücadelenin yanı sıra birçok darbeye de sahne oldu Pakistan ve o günden bugüne özellikle 10 yıldır demokratikleşme adına daha sağlam adımlar atılıyor Pakistan'da, sizin de az önce söylediğiniz gibi. Peki ekonomi zarar gördü diyorsunuz. Ekonomiyi geliştirmek adına neler yapılıyor? Ekonomiyi ilerletmek adına, büyüme adına neler yapılıyor Pakistan'da? Bizim ekonomi iyileştiriyor ama yavaş yavaş iyileştiriyor. Çünkü bizim zorluk çok. Ben çok mutluyum çünkü Türkiye ile bizim ilişkiler artırıyor. Geçen sene biz 1 milyar ticaret yaptık. Pakistan'da çok büyük yatırım fırsatları var. Birçok sektörlerde, mesela enerji, inşaat, teknoloji. İnşallah bizim güçlü bir millettir Pakistanlılar. Biz inşallah bu zorlukla başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Özellikle yatırım fırsatları var dediniz. Yabancı yatırımları ülkenize çekmek adına hangi aşamalarda çalışmalar yürütüyorsunuz? Türkiye ile Pakistan yüksek düzeyli işbirliği anlaşmaları ile biliniyor. Dostluk bu evet. Anlamda da pekiştiriliyor. Türkiye ile yapılan anlaşmalar hangi düzeyde? En önemli enerji birbirleri bizim için. Türkiye ile biz birlikte çalışıyoruz. İki ay önce Başbakan Sayın Erdoğan Bey Pakistan'daydı. Evet. Ondan sonra Büyük Meclis Başkanı Sayın Cumhur Çeçek Bey Pakistan'daydı. Birkaç anlaşmalar yaptık. İliştiriyor bu ilikili ilişkiler. Bizim için Türkiye çok önemli bir ülke. Sizin ekonomik mucizesi bizim için bir örnektir. Bu sebepten biz bunu çok hızlı olarak ekonomik ilişkileri artırmak istiyoruz. Ekonomik ilişkiler, evet. Kültür ve eğitim alanlarında neler yapıyorsunuz, ne tür çalışmalar yapılıyor? Bu 65 yılda özellikle eğitim alanında yapılan reformlar ülkeyi hangi aşamaya getirdi? Bizim ülkede çok iyi üniversiteler var. Teknoloji, tıp, business administration gibi konularda çok iyi üniversiteler var. Ama hala bizim basic education o %100 yoktur. Hala %60 gibidir. Bu sebepten orada
Çünkü bizim nüfus çok. Biz 180 milyon kişiyiz. Evet. Bu sebepten eğitim çok önemli bir konudur. Orada biz Türkiye ile anlaşma yaptık geçen iki ay önce. Birkaç Pakistan öğrenciler Türkiye'ye geliyor, birkaç Türk öğrenciler Pakistan'a gidiyor. Pakistan ekonomi çok daha iyi olabilirdi. Ama o kadar iyi değildir. Evet. Bizimlerde. Çünkü bizim bölgede ben size biraz anlattım. Zor bir bölgedir. Barış ve istikrar yoktu geçen 20-30 senede. Bu sebepten bizim ekonomi de bu zarar vermiş. Özellikle ama, 2005-2008 yıllarındaki depremler ve ardından yaşanan sel felaketleri de ülke ekonomisine büyük zarar verdi. Bu anlamda yine Türkiye ile karşılıklı çalışmalar yürütüyorsunuz, ancak dünya üzerinde yaptığınız çalışmalar, dünya ülkeleriyle yaptığınız, onlardan size gelen stratejik anlaşmalar ne aşamada? Ülkede hem demokratikleşme adına hem ekonomik kalkınma adına ne tür bir potansiyel var? Potansiyel çok büyüktür. Evet. Ben diyorum, bizi sadece 5-10 sene gerekiyor. Biz çok hızlı, kuvvetli ve güçlü bir ülke olabiliriz ekonomi olarak. Bugün biz çok mutluyuz çünkü bizim ülkede demokrasi güçlüdür. Bizim devlet kurumlar güçlü. Bu sebepten bizim gelecek parlaktır. Peki özellikle az önce de söyledim, depremler ve sel felaketlerinde birçok insan zarar gördü. Evet. Yaklaşık 5 milyona yakın insanın zarar gördüğünü biliyoruz. Evsiz kalanlar oldu. Oradaki yapılanma şu an ne durumda? İnsanların barınması adına, tekrar yaşamlarını sürdürmeleri adına. Şimdi iyidir elhamdülillah. Biz kalpten Türkiye arkadaşları teşekkür ediyoruz. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Türk vatandaşlar, Pakistan vatandaşların kendi ülke gibi kardeş görüyor. Evet, kardeş ülke. Kardeş evet. Görüyor. Bize çok destek vermiş. Altyapı çalışmaları mesela halen devam ediyor mu, yoksa tamamlandı mı? Birkaç bölgede devam ediyor. Evet. Ama en iyi destek Türkiye'den gelmiş. Tam Pakistan halk ve Pakistan devlet, Türk halk ve Türk hükümete kalpten teşekkür ve sevgiyi sormak istiyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Gül de sizinle sohbetimizin başında söylediniz. Özellikle Afganistan Savaşı'nın bir süre hüküm sürdükten sonra barışa doğru bir adım atıldı. Türkiye zaten Pakistan-Afganistan arasında bir arabulucu görevi evet. üstlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Pakistan ve Afganistan Cumhurbaşkanlarıyla toplantılar yapıyor. Beşincisini gerçekleştirdiler geçtiğimiz evet. yıl. Bu anlamda Pakistan'la Afganistan arasında artık bir barış sağlandı denilebilir mi? Biz çok önemli bir komşu Afganistan Pakistan evet. için, ama orada durum çok karışıktır. Orada çok kompleks bir problemdir. Onu çözmek o kadar kolay değildir. Ama Pakistan elinden gelen her şey yapıyor. Bizim için en önemli Afganistan'ın barış ve istikrar. Çünkü onun istikrar ve barış Pakistan'ın istikrar ve barıştır. Taliban terörüyle mücadelede ortak çalışmalarınız var mı Afganistan'la? Evet. Bu NATO ve Afganistan forces ile çok yakın çalışmalar var. Evet. Şimdi terör var. Ekonomi yavaş yavaş da olsa büyümeye çalışıyor. Bu arada turizme ilişkin Pakistan'da bir turizm geliri elde etmek adına gezip görebileceğimiz yerler var mı? Güzel bir çok şey. Çok yerler var. Harika
fevkalade güzel yerler Neleri var. Neleri tavsiye edersiniz bizden? Her yer çok harika. Biz Türkiye gibi Pakistan'da tarihin zenginlik var. Nature var. Ama biz turizma o kadar görmedik Pakistan'da. Biz evet. onu sizden, Türkiye'den öğrenmek lazımdır. Türkiye geçen 20 senede çok iyileştirdi bu turizm sektörü. Evet. Ama bizde büyük potansiyel var. Evet. Ama şu ana kadar çok iyi infrastruktür yok. Mesela az numara var turistlerin. Evet. Belki Türkiye ile yine ortak projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Pakistan Ankara Büyükelçisi Sayın Şevket yayınımıza katıldınız. Ben tekrar 66. yılınız kutlu olsun. Ben size teşekkür Daha ederim. Daha nice 66 yüzyıllara belki. Ben size teşekkür ederim. Evet, sizin vesilesinde benim saygı ve sevgi Türk halka sunmak istiyorum. Çok mersi efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyirciler, konuğumuz Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Haroon Shaukat'tı. Pakistan'ın 66. kuruluş yıl dönümünü konuştuk ve dünyanın haberini sonlandırıyoruz efendim. Hoşçakalın.